Hem sembolik önemi olan Ayasofya'nın ibadete açılışının ilk günü olduğu için gerçekten Türkiye ve dünya İslam alemi için önemli bir gün. O nedenle ben öncelikle başkanıma teşekkür ediyorum. Basında sansürün kaldırılışının 122. yıl dönümünde bizi böyle bir akşamda yemekte hep birlikte olduğumuz için Yakup Başkanım şunu şey yapıyor, her zaman yılbaşı olsun, bayram olsun, bu tür günler olsun, basını hiçbir zaman yalnız bırakmıyor. Hep birlikte, önemli olan yemek değil, hep birlikte olmak, bir gece geçirmek. O nedenle ben teşekkür ediyorum. Basının çok değerli temsilcileri, ben hepinize hoş geldin diyorum. Tabii ki bugün önemli bir gün. Sizler de Fethiye'den buraya kadar geldiniz. Allah hepinizden razı olsun. Tabii ki böyle bir güzel yerde sizleri ağırlamaktan bir son derece mutlu ve keyif alıyoruz. Ama bugün de biraz sıcak oldu ama bu da bizim şansımızdan diyelim. Tabii ki biz basında biliyorsunuz iş içeriz. İyi günümüzde, kötü günümüzde her zaman yanımızdasın. Fethiye'mer Yeniçe biliyorsunuz, buranın tanıtımı, ekonomisi ve katkısı hep sizler bizim yanımızda oldunuz. Hep destek verdiniz. Ondan ben hepinize ayrı ayrı Fethiye'merle ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Bakın Fethiye'merin tanıtıma ihtiyacı her zamandan fazla. Bu da sizlerin sayesinde oluyor. Bizler hiçbir zaman kırmadınız, hep yanımızda destek oldunuz. Her zaman da bugüne kadar olduğumuz, bundan bu sonra da olacağınızdan bizim hiç şüphemiz yok. Bizler de Seyitkemer Belediyesi olarak her zaman arkanızdayız. Her zaman sizlerle beraber çalışacağız. Bu güzel ortamda, gerçekten güzel bir yerde, buraya kadar geldiniz. Zamanınız ne güzel burada geçiyor ama Sarpıkent güzel diyor. Sular şırıl şırıl akıyor, ortam güzel ama hava biraz sıcak, o da bizim şansımızdan diyelim. Bu temiz ayı, önemli günlerden, bugün Ayasofya Camii'nin açılışı, bütün dünya ülkeleri nereden açılıyor? Hele hele komşumuz Yunanistan, biliyorsunuz çıldırıyor, deliriyor deseniz olur. Bayraklar yere indirdiler ama indirsinler. Önemli olan Ayasofya Camii'nin 86 yıl açılması İslam dünyasının büyük bir gözleriydi, gayretti. Emeğe geçenlere ben başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ben buraya kadar geldiniz. Ben hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çalışan gazetecilerimizi tebrik ediyorum. Sizinle de tüm çalışan gazetecilerimizi teşekkür ediyorum. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Ayağınız sağlık diyorum. Hepinize iyi akşamlar diyorum. Karınca kaderince de bugünün anısına bir sizlere küçük bir parça da olsa bir hediye vereceğiz. Ben hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah sizden razı olsun. Sizler olmasanız biz hayatta olmayız. Sizler varsınız ki biz varız. Var olmaya da devam edeceğiz. Hep birlikte çalışacağız inşallah. Bundan şüpheniz olmasın. Hepinize ayrı akşamlar diliyorum.